Şimdi Hayat Devam Ediyor magazin programı devam ediyor. Ünlüler Dünyası'nda bakalım ne oluyor. Buyurun. Sizler için hazırladığımız haber turumuz ekranlarınıza geliyor. Ünlü isimler adım adım belgesel dünyasına atılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Kıvanç Kasabalı gibi isimler yer aldıkları belgesel projeleriyle isimlerinden söz ettiriyorlar. İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya yeniden Bodrum'a gitti. Gazetecilerin arabadan indikleri bir anda fotoğraf çekme çabaları korumalar tarafından engellendi. Sosyal medyada bomba bir aşk iddiası. Popüler Sink isimli bir magazin sayfası geçtiğimiz gün yakışıklı oyuncu Engin Akyürek ve Aşk 101'in güzeli Pınar Deniz'in aşk yaşadığını iddia etti. Ne diyelim, bu iddialar doğruysa hayırlı uğurlu olsun. Kenan Doğulu ve Beren Saat Avrupa yakasında yeni ev arıyor. Güvenden flaş karar. Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla geçtiğimiz yıla damga vuran Ozan Güven'in Cunda'ya yerleştiği iddia edilmişti. Güven İstanbul'daki evini tamamen boşalttı. Alp Kırşan oğlu Efe Kırşan'la birlikte Bodrum'da plajda görüntülendi. Kırşan oğlunu seyretmek niyetinde. Geçtiğimiz günlerde Alex Rodriguez'den ayrıldığı haberleriyle gündeme gelen Jennifer Lopez eski aşkı Ben Affleck'e geri döndü. Kağıttan Hayatlar filmi ve Yeşilçam dizisiyle adından yeniden söz ettirmeye başlayan Çağatay Ulusoy'un yeni dizi projesi de belli oldu. Ulusoy'un yeni projesi iddialara göre yine dijitalde olacak. Güzel oyuncu Nesrin Cevatzade kafa karıştırmaya devam ediyor. Sevgilisi Gökhan Alkan soruları karşısında bunları konuşmayalım cevabını verdi. Müge Anlı ihtiyaç sahipleri için 500 Ramazan kolisi hazırlattı. Mahallelilerde şölen havası oluştu. Bülent Ersoy'un yıllar önceki fotoğraflarını yayınlayan gazeteci Onur Akay'a açtığı davanın reddedilme gerekçesi açıklandı. Paylaşılan fotoğraflar kişilik haklarına saldırı eylemi taşımadığı için dava reddedilmiş. Güzel oyuncu Aslı Enver yeni yaşını evinde kalpli pastasıyla kutladı. Oyuncu 37. yaşında da güzelliğini korudu. Meryem Uzerli kızı Lili Koy ile bu görüntülerini paylaştı. Hayranları beğeni yağmuruna tuttu. Genç aşıklar Aşk 101'in yakışıklısı Mert Yazıcıoğlu ve Yeşilçam'ın güzeli Afra Saraçoğlu'ndan romantik paylaşım. Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı isyan etti. Sesimi duyan biri varsa bu kızı hemen sete çağırsın. Burak Özçivit'in arazi aracıyla yaşadığı keyif görülmeye değer. Koronavirüs insanlığa hiç yaramadı ama bir isim var ki en çok o etkilendi. Evde kalmak İrem Derici'ye hiç iyi gelmedi. Şarkıcı Doğuş oğluyla salıncak keyfini paylaştı. İkilinin mutlu anları çok sayıda beğeni aldı. Türk rock müziğinin başarılı sesi Kıraç, yeni şarkısı Melekler Ağlar'la ses getirdi. Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'i bulana 50 bin euro verilecek. Şarkıcı Meltem Eren'den anlamlı ziyaret. Eren, Hazreti Kaap Camisi'nin imamı Emin Kır'ın evsizlere barınma ve yemek sunmak için açtığı sevgi bahçesine bayram ziyaretinde bulundu. Kardeşlerden Ceyda Ersoy, kardeşi Esra Ersoy'un iddiasına göre Acun Ilıcalı kendisine iş vermediği için intihar girişiminde bulundu. Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy, Atiksoy'un Kurtuluş Osman'da hayat verdiği karakterle ilgili eğlenceli bir röportaj gerçekleştirdi. Enes
Batur ve yanındaki kız arkadaşı yasaklarda elektrikli scooter sürerken görüntülendi. İkili kameraları görünce yollarını değiştirdi. Sonunda beyaz bayrak çeken ikili muhabirleri kırmayıp röportaj veriyor. İlk olarak Enes Batur'a yasakta dışarıda ne yaptığı soruldu. Batur izinlerinin olduğunu söylüyor. Valla bayağı yoruldunuz, iyi misiniz? Kolay gelsin. Teşekkürler. Siz nasıl takip ettiniz beni, helal olsun. İşimiz bu. Yormasaydım sizi de ne bileyim, bugün bir yorgun hissediyordum kendimi. Konuşmak istemedim o yüzden. Anladım. Yasak, ama geldiniz biz mi? Biz ondan kaçıyor sandık. Hani yok, niye kaçayım? Yok. KM'ye. Ondan iznimiz var birkaç. Ne zaman başlıyor? Saat kaç? 4'te başlıyor, ona gidiyor. Muhabirimiz son zamanlarda Danla Bilic'le hakkında çıkan aşk haberlerini soruyor. Batur bu soru karşısında Bilic'e gönderme yapmayı ihmal etmedi. Bu geçtiğimiz günlerde basına çok yansıdı, Danla Bilic'le aranızdaki olaylar. Hani ben o kadar çok link haber okudum ki kim kime aşık onu bile takip edemedim. Bize biraz aydınlatırsanız. Ya vallahi bunun hakkında bir şey de demek istemiyorum. Komik oldu çünkü. En son beni her yerden engellediğini söylemiş kendisi ama açıp açıp videolarımı izliyor herhalde gizlice. Ben onun hakkında bir şaka yaptım, hemen yakalamış. Gününde tweet atmış. Bayram söylemezsem olmaz da güzel. Başarılı müzik grubu Rubato birbirinden güzel şarkılarıyla ve muhabbetiyle bu Ramazan bayramı evlerinize renk katacak. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolan. Evet, yarım bayram özel programında Rubato birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. As solistimiz Seren Serengil şarkı söyledi. Olmazsa olmazımız Arto coşturdu. Ya çok benim. Eğlenceli. Çok eğlenceli sen şeyler. Öyle ben öyle durdum. Aşağı. Kraliçe ben, Elizabeth ben boşa, oturdu. Ben oturdum paramı. Ben böyle bir şey. Çok güzel bir oturdum paramı peşinde. Ne yaptın kız? Onu sonra şarkıcı önümüzdeki sene şarkı. Önümüzdeki sezon şarkıyı yapacağım önümüzdeki artık. Sezon. Arabesk olarak çıkartacağız onu. Peki o zaman seninle başlayalım. Engin Akyürek. Evet. Sevgili yapmış. Vay. Ya. Sefer'in kızı değil yani mi? Hani o Sefer'in kızındaki kızla beraberdi en son. Orada karısını oynayan kızla. Galiba o gitti Pınar herhalde. Denizli. O zaten diziden de gitti. O tamamen gitti galiba. Pınar Deniz'le bir dedikodu çıktı ama ben çok yakıştırdım. Evet, ben bayılıyorum. De çok beğeniyorum. Olabilir. Olabilir değil mi? Olabilir. Biz yani. Biz niye Engin'i hiç böyle kimselerle göremiyoruz ya? Engin hiçbir şey dışarıda yaşayan bir çocuk değil. Hep içeride yaşayan. Pandemiden mi? Pandemiden değil. O zaten pandemi gibi yaşayan bir çocuk çünkü yani. O yüzden. Bu arada herkese teşekkür etti. Ama evet. Neslihan'a teşekkür etmedi. Evet, haklı olarak bütün set ekibine bitti teşekkür etti. Bitti çünkü dizi. Evet. Final yaptı. Harika bir ekipti. Hepsi annesinden işte... kahyasından işte erkek kardeşinin yengesinden. Yani hepsi mi bu kadar başarılı olur yani? Ben buradan gönülden hepsini tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz tabii ve ki. Ve Tuba Büyüküstü'ne de tebrik ediyorum. Tabii çünkü ki. Bir kompleks yapmadı. Ego yapmadı. Gitti dizinin sonunda ona ihtiyaç duyulduğu için orada bulundu. Ya bu da önemli bir şeydir. Başkasının yerini almak istemezsin yani. Hele bitmekte olan bir tabii. Sezonda yani. Hani çünkü onu toparlayamayacağı çok belliydi. Bunun Tuğba'nın toparlamasıyla ilgili bir durumu değildi. Ama o da geldi. Yani yüreğini koydu. Harika bir diziydi. Hiç üzülmeyin. Ellerinize biz, sağlık. Yani bizim için siz çok başarılıydınız. Aynen. Gönlümüze de taht kurdunuz. Evet, Neslihan çok büyük bir yanlış yaptı. Size de yaptı, halka da yaptı, kendisine bize de yaptı. Bana da yaptı. Aynen. Sinirim bozuldu, bir daha seyredemedim. Aynen. Çünkü başarısızlığa tahammülüm yok. Hani hem Engin'in hem ekibin ama o kadar başarılısınız ve o kadar iyiydiniz ki hepinizi tebrik ediyorum. Başka hikayelerde görmek üzere. Görüşmek üzere diye. Emeklerinize sağlık. Biz de öyle yani. Söyleyelim. Ozan Güven. Evet. İstanbul'daki evini komple boşalttı. Kılını pırtını almış öyle. Gitmiş. Cunda'ya. Demiş Balıkesir'e ki, gitti. Cunda Adası'na yerleşti. Ta ki aklanana kadar bu mahkeme bitene kadar. Bu doğru mu? Evet, ben Cunda'da kalacağım ve orada bir müddet yaşamak istiyorum 5 demiş. 5 yaşında bana göre haklı. Türkiye'nin en iyi oyuncularından bir tanesi, erkek oyuncularından tabii. Bir tanesi olan Ozan Güven maalesef ki Deniz Bulutsuz darp olayıyla adının anılmasından sonra diziden ya, de ayrıldı. Ben Ozan oyunculuğunu seviyorum ama evet. Böyle bir darp varsa ha, bakalım tabii. Bir aklansın değil mi? O ayrı. O ayrı. Bakalım tabii, ne olacak? Şimdi erkekler şunu
Dışarıdan baktığın zaman işte vurdu, kırdı, tamam ki bunları da yapmış olma ihtimali de var. Hı. Yani hani yok diyemeyiz. Çünkü süregelen bir mahkeme var ama bu işin sonunda kadınlar her zaman çok fazla hasar almadan, bu işten yara almadan çıkarlar. Tabii. Evet, yarayı alırlar. Kadın mı yara almaz? Ama yani kadın yara alır ama erkek totalinde alır. Bence... Hayatı boyunca verebileceği bütün kararlar için yanlış şeyler başlıyor artık. Bu artık imzası bence oldu, biliyor musun? Bence ünlü olan daha çok fatura öder ya. Ünlü olan fatura ödüyor ama. Ama kadın değil. Erkek ödüyor Allah genelde. Allah Allah. Erkek... Sıla Ahmet Kural'da öyle mi oldu sizce? Genelde tabii ki Ahmet Kural mahvoldu. Reklamları, her şey bitti. Şimdi Sıla... Sıla ondan sonra düzgün dursaydı onun galibiyetiyle bitecekti gene. Ama kendi kendine de vurdu o. Ama erkekler o yüzden çok dikkatli davranmalılar. Yani kadın bitti gibi dursa da etrafındaki insan öyle komik ki erkeklerin. Diyorlar ki işte bak o bitti, şöyle oldu. Hayır, biten sen oluyorsun. Kadın her yerden çıkışı buluyor. Kadının her zaman şansı var. Evet. Her şekilde ayağınızı yani. Denk alın. O yüzden de ya doğru dürüst hareket edeceksiniz yani, ya savaşa girmeyeceksiniz. Yapılacak bir şey yok yani. Çünkü bu işin kazananı her zaman kadın oluyor. Kadın çıkar sömürü, duygu sömürüsü yapabilir. Şimdi kötü niyetlerden bahsediyorum. Kadın der ki işte bu böyle der, böyle mağdur der. Oynayabilir. Kadın mağdur oynayabilir. Çünkü bir de bu kadar kadına şiddet varken ondan sonra, o kadar güzel bir joker tabii, ki. Kadının çocuğu tabii. varsa çocuğuna sığınır, onu yapar. Yani kadın Türkiye'de, yani dünyada da böyle son derece her şeyi böyle kötü niyetlisi elinin altına alır. Evet ya. Seni de ne yapar biliyor musun? Seni de yani harcar. Harcar, biter gidersin. Ve kötü niyetli kadınlar yüzünden gerçekten mağdur olan kadınların sesi tabii. hiç çıkmamaya başladı bu sefer. Onların sesi biziz burada. Biz evet. burada aslında bak bugün Gazne'de konuştuk. Biz haklı olan taraftayız her zaman. Her zaman. Olmalıyız. Birilerinin bunu yapması lazım. Çünkü Türkiye'de de dünyada da hep haksız olanın yanına olmuşlar. Menfaatler konuşmuşlar. Güçlünün yanında olmuşlar. İnsan ilişkileri onunla daha iyi diye olmuşlar. Bizi hiç kimse satın alamaz. Çünkü hepimizin çok... Biz gazeteci de değiliz. Hiç kimse değiliz. Kimsenin de kimseye eyvallahı yok. Bizim kimsemize eyvallahımız yok. Biz tümüyle sizdeniz. Aynen öyle. Haklı kimse oradayız biz. Yani ama şu erkek konuda, veyahut da kadın. Ama şu konuda bizi ilgilendiren bir konu. Onu da dinlemek durumundasın. Bakayım Jennifer ne? Lopez. Ay aşkım bak, bu senle benim konumuz. Bu sizin konunuz, size özel getirdik Beverly bunu. Beverly Hills Necla ile Beverly Hills Ahmet. Ama Ben Affleck çok yakışıklı ve çok acayip karizmatik sürecinde... Jennifer'la beraber. Süreci tekrar söyleyelim mi? Jennifer Lopez sevgilisinden ayrıldı. Evet. Ona üzüldüm ama. Çok çok eskiden birlikte olduğu Ben Affleck'le tekrar birleştiler. 17 yıl mı? 20 yıl evet. Öyle enteresan bir... Sen öyle bir şey yapabilir miydin? Yapar yapar Sero yapar. Çünkü yarım kaldıysa yapacak. Yarım kalmış olan şeyi tamamlamakta yarar görüyor. Bir şey yarım kalmışsa o tamamlanmadan bitmez arkadaşlar. Öyle o zaten 17 yıl önce çıktığını da unutmuştur nasıl. Başla. Neden heyecanlanırmışsın sen? Benim tarafım ne biliyor musun? Ben yapılan kötülükleri de unutuyorum. Yani, o yüzden şimdi ama Ben Affleck Jennifer'ı aldattı o zaman. Evet. Ve Jennifer da yakalamıştı. Hatta böyle Pearl Harbor diye bir film vardı. Hatırlıyor musun? Neydi? Pearl Harbor. Pearl Harbor. Çok iyi. Fransız Savaşı. Yani inanılmaz bir film. Bu başroldeydi ve altın çağını yaşıyordu. Fakat Jennifer'da ne var veyahut da ne yok bilmiyorum. Erkekler Jennifer'ı aldatıyorlar. Baskın karakter mi olacak? Erkekler herkesi, Hülya Avşar'ı da aldatıyorlar. Jennifer Lopez'i de aldatıyorlar. Belki de Jennifer'ı gördüğümüz kadar şeydir. Evde mesela domes, böyle temizlik yapan bir şeydir belki. Bilemeyiz. Ama bir şey söyleyeceğim. Peki onlar ne evde? Pardon erkekler. Televizyon karşısında geğirirler. Uyuyakalırlar, horlarlar. Onları kim ne yapsa? Allah Allah. Onlar oraya kadar gelirsek oraya da gelelim yani. Magazin turunu bu cümleyle bitiriyoruz. İnsan sevdiğini kim ne yapsın? Her türlü halini sevip kollar. Öyle mi? Hı. Yani sen biz sizin kirli çamaşırınızı yıkıyorsak tamam, sen de benim saçımın bozulduğu halini ve görsen de bir şey olmayacak. Evlilik sıkılmaktan ibaret olamaz. O işte hep sahnedeki Jennifer Lopez'i görmek istiyor belki de. Bilemiyoruz. Yok ya, bu erkek geni. Bu arada son Enes Batur da bir erkek geni ya. Danla Bilic Amerika'dan bana yazdı. Ben ona aynen. Enes Batur ya, Allah'ım ya Rabbim. Evet, Danla Bilic gülüyor. Arto ya, Enes her erkeğin başına gelebilecek bir travma yaşıyor. Onun için ancak üzülebilirim. Sevgilerimle ben mutluyum sevgilimle demiş. Aa!
Bak canım oradan buraya polemik sıçraması. Ben bir şey söyleyeyim mi? Enes bu kadar aşık mı hakikaten ya Damla ya? Enes yani ya aşık ya bulaşık yani bilemiyorum. Ama ne istiyor yani Damla? Anlamadım ben. Bilmiyoruz. Yani bir insan bir insanla bu kadar çok niye uğraşır? Ha, ya isterse uğraşır. Konu oraya geldiyse. Senin kapı komşun Allah muhafaza. Ay, konu çok... oraya geldiyse size şunu sormak istiyorum. İnsan bir insanla niye uğraşır? Aygün Aydın'a geçelim. Ay. Aygün. Hamile mi? Aa, ne oluyor? Kimden? Valla ben. Hakan Sabancı, ifşacı Aygün Aydın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Dün bir tane evrak göndermişler bana, tamam mı? Aygün Aydın deliye döndü. Malum şahıs gitmiş, bana şiddet uyguluyorlardı, koruma talebi istemiş. Hakan'ın arkadaşlarını hedef aldı. Onlara da çok güvenli. Emin ol, onlar da paran olmadığı zaman senin yanında olmayacak. İçkime hap attılar diyerek suçladı. Hakan Sabancı ifşasıyla kısa bir süre önce hayatımıza giren Aygün Aydın, Hakan Sabancı da olduğu gibi hayatlarımızdan kolay kolay çıkacak gibi değil. Ben seninle çok pis uğraşırım. Çok pis uğraşırım. Anam babam yaşında demem, teyzem ninem yaşında demem. Gelir gerekirse seni orada döverim. Geçtiğimiz günlerde veda ettiği Hakan Sabancı'nın kendisinden şikayetçi olduğunu öğrenince Aygün Aydın birkaç günlük aranın ardından yeni paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Haberlerim var, bir sürü mesaj atmışsınız işte şey, ay canımı kıydım, bir şey mi oldu falan filan. Lan o pısırık için ne canımı kıyacağım Allah aşkına hayatım. Ama size çok enteresan haberlerim var. Şimdi dün ne oldu? Dün bir tane evrak göndermişler bana, tamam mı? Kendisine ulaşan evrakla şikayeti öğrenen Aygün Aydın kadına şiddetle suçlanıyormuş. Evrak göndermişler. Evrakta şey yazıyor böyle, aldım okudum. Kadına şiddet suçundan yargılanıyorsunuz falan filan. Malum şahıs gitmiş, bana şiddet uyguluyorlardı, koruma talebi istemiş. Yalnız bu talebi isteyen kişi kadın haklarını yönelik olan kurallardan faydalanmaya çalışan bir erkek. Bahsettiğimiz bu erkek 8 tane güvenlikle yalıda yaşayan, kendi güvenliğini gayet iyi sağlayan bir şey. Ha, aramızdaki fiziksel güvenlikten bahsetmiyorum bile yani. Hakan Sabancı'nın yayın organlarına para saçarak namusu ve şerefiyle oynadığını iddia eden Aydın, asıl kadına şiddetin bu olduğunu ileri sürdü. Bundan üstün asla olamam. Bunu da geçtim. Sen yayın organlarıyla anlaşıp, onlara tonla para ödeyip, ondan sonra benim namusuma, onuruma, şerefime yönelik benim ailemi, kardeşlerimi hiçe sayarak asılsız yalan iftiralar attırdın. Ondan sonra kadına şiddetten dolayı korunma talep ediyorum. Hakan Sabancı'ya ateş püsküren Aygün Aydın, parana güvenme dedi. Çatlaklar var ya, hani şu hisse düşüşlerinden bir bir teker teker yavaş yavaş batıyor olmanızdan. Bundan 3 gün sonra, 4 gün sonra, 5 gün sonra o finansal özgürlüğün tek güvendiğin şey o ya, o elinden gittiği zaman kimse senin suratına bakmayacak canım. Bak bu da acımasız bir gerçek, tamam mı? Şu an param var ama umurumda bile değilsin emin ol. Paran olmadığı zaman hiç kimse suratına bakmayacak. Sen pısırık bir insansın. Sen kadınların hakkına giren bir insansın. Seni hiç kimse ama hiç kimse de gerçekten sevmeyecek. Bunu da unutma bebeğim. Sadece Hakan'ı değil, arkadaşlarını da hedefe aldı. Belki şey diyorsun ama benim harika arkadaş grubum var. Hani bütün çapkınlıklarını yaptığın arkadaş grubum var ya. Sen o arkadaş grubunun sen gittikten sonra senin arkandan neler söylediğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama ben o ortamda bulundum, biliyorum. Onlara da çok güvenli. Emin ol, onlar da paran olmadığı zaman senin yanında olmayacak. O etrafındaki bütün sahtelikler yok olacak. Belki o zaman bazı gerçekleri anlarsın ama sen de o akılda ne gezer, ne gezer. Neyse ya, bu senin hayatın ama benden uzak dur. Çünkü ben zaten senden uzakım, tamam? Hadi bay bay. İçkime ilaç koydular. İki eski
eski video daha paylaşan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya şöyle seslendi. Bir de malum gecenin sabahı arkadaşlarının haberim olmadan içkime hap attığını biliyor muydun? Aramızı bozmak için. O an anlamıştım arkadaşlarının ne saçmaladıklarını. Bu özel olandan değil. Ben kendime gelip anladığımda artık her şey sarpa sarmıştı. Paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya bu sefer de bir evin fotoğrafını koyarak seslendi. Burayı biliyorsun bak bebişkom. Benim elimde birkaç belge var. Arkandan dönen dolaplarla ilgili. Beni düşman belleyeceğine dost görünen düşmanlarını aç gözünü. Yazısının hemen ardından da belge diye birkaç fotoğraf paylaştı. Fotoğrafların ardından yeni bir yazı daha yazarak Hakan Sabancı'ya ikinci kez veda etti. Şimdi diyeceksin ki niye sana böyle bir şey yapsınlar? Çünkü ben onların senin arkandan döndürdükleri tüm dolapları biliyorum. Bizim bir arada olmamız onların tüm foyalarının çıkmasına neden olacaktı. Otur bunları objektif bir biçimde düşün. Bu da benim sana son iyiliğim olsun. Hoşça kal. Şimdi tabii ki nur topu gibi bir Aygün Aydın'ımız olmuştu geçen ay içerisinde. Devam ediyor Aygün'ün yaptıkları. Hakan Sabancı evine koruma talebi, yani susturmadır o. Hani koruma derken sen ona şiddet uyguluyorsun anlamına söylemiyor. Susturma kararı, o kadar çok konuştun ki susturma kararı gönderiyor. Sabancı ailesinin tabii prestiji söz konusu. Hakan Hakan bir hata yaptı ama bütün aile fatura ödüyor. Gördüğünüz gibi. Aile fatura ödüyor diyor ki siz zaten batıyorsunuz diyor. Ey beyin olmayan dostlar. Binlerce kişiye istihdam sağlıyor bu aile. Beni ilgilendirmiyor zenginliği veya başka bir şey. Binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Binlerce işçiye, emekçiye. Evet ya, bu söyledim. Onların batması ne demek biliyor musun? He? Hadsiz. Hadsiz. Ama Hakan'ın da artık biraz dikkat etmesi gerekiyor. O ayrı bir şey ama ailesini Hakan batıyor. Yani bilmem ne diyemez. Diyemez. Ama o diyebilir. Diyemez. Ama o kızı kimsenin ciddiye aldığı yok onun dediklerine. Öyle şey olabilir yani mi ya? Kız zaten bir gün hamileyim diyor. Bir gün onu diyor. Gün, yani kız normal bir şekilde bir kız değil ki zaten. Normal bir davranan bir kız. Sustursalar, susturmaları lazım. Susturmak değil, dava da açabilirler. Her şey yapabilirler ama bu bugün gelir. Yarın yine bunun gibi bir tane daha gelir. Yani o yüzden kız çünkü bence Hakan'a takmış kafayı. Büyük. Takık yani. Kafayı bozmuş Hakan'la. Ondan bunları yapıyor zaten. İkisi. Yani Hakan da yanlış bir şeye... Ama nereden bilebilir? Evet, ama nereden bilebilir? Biraz dikkat edecek. O yani, da yani her gün... Çocuklar, bunu dışarıda görseniz genç bir kız, işte cici bir kız, güzel bir kız. Ya evet zaten. Ya yaşı yaşıma uygun sayılır. Hani genç. Son golü var mı? Son golü. Sabancı ailesine ama... attığı son golü verebilir miyiz? Yani şimdi bu öylesine zaman geçiriyor tabii. Aklı genç yani. Yani çapkın bir çocuk falan ama... Ama işte bu, sen de herkesle beraber olamazsın. Son golü gösterelim mi? Yani. 3 aylık başına bir, dert alıyor işte böyle. Bir ultrason paylaştı Seren. tabii bu 3 aylık bir kese değil. Şimdi ben de hamile oldum. Bu kazan anlarsın mesela. Söyle bakayım. 4 haftanın sonu gibi bir şeydir bu. Öyle mi? Tabii bu 3 aylık değildir. Yani hamileyse bile bu en fazla 1 aylıktır. Doğru aşkım. Doğru aşkım. İnşallah doğurursun. Kimdenmiş? Ama o Hakan'dan olmazsa şimdi bize hani böyle şey yapıyorsun ya blackmail böyle. Ha, Hakan'dan şey, mıymış diyor yani bir de. O algı yaratıyor. Demiyor diyemez biz ki Hakan böyle, ismini kullanamaz şu an yasak. Hayır biz bunu dediğimizde yaratıyor. Diyecek ki o siz kendiniz öyle düşünmüşsünüz. Fakat uyanık bir kız mı? Şey uçakta resim koyuyor, fotoğraf koyuyor. Londra'ya gidiyorum diyor. Sonra ben öğrendim bunu. O uçağı hiç bilmiyormuş. Yalan. Eş zamanlı bizi izliyor hayatım. Hiçbir saat farkı yok. Bana inanamadım ya. Yok hemen öğrendim. Ben 2 dakikada. Gidelim, yani. Yani bir de başkalarının paylaştığı fotoğrafları kendi yapıyormuş gibi. Yani kendisi oradaymış gibi. Oraları çekip koyuyor falan. Yani çünkü ben gerçekten... hiç sonra Londra'da böyle aman da yürüdüğünü arkadaşlarıyla bir kafede oturduğunu hiçbir şey görmedi biliyorsun. Ya, ama sürekli bizi konuştu. Yalan. Londra'da da bizi paylaştı. Yani, tabii. Biliyorsun. Ama biz seni paylaşmıyoruz. Ama ben yazık var ya. Vallahi yani psikolog lazım bunlara. Gerçekten normal değil evet, bunlar. Evet. Korkunç filmlerde Arto olur yani. Bu gece yarısı 12.30'da paylaşıldı. Falan, çocuğun tavşanlık falan kesiyor. Bravo. Aynen. Eve gelir ya bir dadı falan. Ha, mesela böyle ya da şeydi sesini konuşuyor. Sonra takıyor. Sonra ondan intikam almak için her şeyi yapıyor. Bitmiyor konuşması. Baksana. Hadi bay bay falan diyor. Diyor mu? Bebişkom. Tabii. Bebişkom bak diyor. Senin arkandan neler söylediklerini biliyor musun diyor. Senin arkandan neler söylediklerini sen biliyor musun? Eyvah. Hatta önünden de. Neler söylediklerini ya biliyor sen musun? Bence bu hani bence bir yakınken dönsen mi acaba? Yok. Bebek de acaba kimdense hani böyle mutluluklar mı dilesek sana? Çünkü şöyle bebek köpeği yani köpek ultrasonu sen bilirsin böyle bir şey olabiliyor mu?
Hani benzer mi? Yani, ya bilen varsa yazar mı? Bu ne ultrasonu olabilir? Hayvan ultrasonu da mı olabilir yani diyorsun? Her şey olabilir, bilmiyorum. Ben hani benziyor insan ultrasonuna. Arto dalga yazın. Evet. Çok merak ediyorum. Yani bir de öyle bir bomba çıkarsa daha da gülerim yani. Nasıl? Köpek ultrasonu falan ama çıkarsa. Kız onu yapıp, onu yapıp merak şey, bir takipçi gelsin uğraşında bence. Geliyor ama. Hani bizimkiler merak ediyor. Bayağı merak ediyor. Yani gide, ama ne yapacaksın? Pandemi millet sıkılıyor. Saman alevi. Bravo. Hı? Biraz önce bir şey söyledik. Pandemi bitse de gerçek ünlüleri konuşabilsek. Evet. Değil mi? Yani bu gerçek ünlüler eve kapandınız. Biz maalesef nerede yani alakasız tip var. Onlardan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Tabii artık hani Aygün'ün değil ismi de Hakan ya Sabancı ailesinin isminin çok güçlü olmasından bu masaya, bu programa geliyor bu kızcağızın durumu. Uzaklaşma kararına rağmen susturamıyoruz. Ben bunu 12.30'da paylaştığımda Hakan'ın tabii sayfasına gittim. Yazık evet. Çocuk. Amerika'dalar galiba. Amerika'da ama annesiyle olan bir şey paylaşmış. Evet. Anneler günüydü ya. Annesiyle olan yoruma kapatmış. Bir öncekinde yorumların nasıl söyleyeyim size Hakan biz seni evlendiririz. Ailen seni zaten nasıl olsa reddeder. Yani neler yazıyorlar çocuğa. Yani yorumları ya, otur izle. Tabii bu çok şeker. Ama olay hastalıklı bir şekilde ama dönüştü. Ama Hakan abisi biraz daha seçici. Hakan biraz daha şey bir çocuk yani. Fark etmez yani bugün de gelsin kim gelirse gelsin onu ya. Yapmaması lazım. Senin de ailen çünkü normal bir aile değil yani biraz daha dikkatli davranması lazım bence. Peki şimdi. Yani baksanıza. Dün öz evet ya biraz sıkıntı duyuyor. Annesini mi orta biliyor yani. Beyin ultrasonu yazmış herhalde espri yapıyor. Hiçbir şey yok diyeyim boş diyeyim. Peki şimdi. Dün Özcan Deniz'e Feyza Aktan olayıyla alakalı çarpıcı görüntüler geldi. Seren Serengil tüm detayları anlattı. Dün neler yaşandı bunu vereceğiz ama. Daha hepsini de anlatmadı daha neler anlatmadığı var. Anlatmadığı şeyler var. Fakat biz yayına girerken son dakika Feyza Aktan'ın bir açıklaması oldu. Hepsini vereceğiz. Tabii. Buyurun. Olay. Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Polis çağırın ver çocuğum. Söylemezsem olmazın ortaya çıkarttığı bomba detaylar olayların seyrini değiştirdi. Feyza Aktan tüm Türkiye'ye yalan mı söyledi? Dün yayınımızda yorumcularımız bu kritik konu hakkında ne yorum yaptı? Bunları konuşabilecek bir kadın değil, bu öğretiliyor. Bunlar şöyle anlatayım size. Feyza Aktan neden sessiz kalıyor? İşte söylemezsem olmazın gündemi sarsacak özel haberi. Sen burada kalmaya devam et, ben sana neler yapayım. Polis çağırın, ver çocuğum. Hala duruyor musun? Ne duruyorsun beni? Sen hala burada duruyor musun? Onun hesabını soracağım. Eski eşler arasında devam eden velayet ve şiddet davası gerilimi günden güne artıyor. Evet Özcan Bey, bilgi alamıyorum dediğiniz oğlumdan. Ulaşamıyor musun? Oğlum nereye ulaşamıyorum? Sizle kontak alamadım. İşte... Özcan Deniz'in hamlelerinden sonra sessizliğini bozan Feyza Aktan geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi'nden Suat Filiz'e konuştu. Niyetini aldığı karşılıktan dolayı yasaların sunduğu çerçevede kalacağını söylemişti Feyza Aktan. Sessizliğini koruyacağını da ekleyen Aktan sürecin kontrolden çıktığını vurgulamıştı. Aktan'ın iddialarından sonra söylemezsem olmazı ulaştığı kuzeyin bakıcısı dehşete düşürdü. Annesi bizi çok yalnız evde bırakıyordu. Kendisi gezmelere, saunaya, spor salonuna, Nişantaşı ve... Parklara çok gidiyordu. Her gün kış bahçesinden çıkmıyordu. Bizi dışarılarda hep gönderiyordu. Yani Kuzey'i ve beni. Orada biz sizin güzel günümüz olmuyordu çünkü. Bizi dışarılara atıyordu. Şimdi geliyoruz olay detaylara. Mahkeme kayıtlarına geçmiş yeni görüntüler ve ses kayıtları deprem etkisi yaratacak. Bunları söyleyen Feyza Aktan'ın oğlu Kuzey bir gece yarısı uyanıp babası Özcan Deniz'i özleyip ağlıyor. Özcan Deniz'le oğlunun görüşmesi için elinden geleni yaptığını söyleyen Feyza Aktan'ın oğlu Kuzey, gecenin bir yarısı evde misafirler varken baba özlemiyle dışarı çıkıyor ve ne hikmetse annesinin bu durumdan haberi bile yok.
Ardından Kuze ile birlikte yeniden dışarı çıkıyor Feyza Aktan. Ve işte bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler. Feyza Aktan Kuze'ye eğer baba diye yüksek sesle bağırırsa babasının onu gelip alabileceğini söylüyor. Kuze'nin psikolojisini hiçe saydı. Küçük Kuze'nin yakarışları otoparkta yankılanıyor. Aldığımız bilgilere göre Özcan Deniz'in evi bu evden sadece 5 dakika yürüme mesafesinde. Şimdi geliyoruz başka yeni belgelere. Feyza Aktan dün açıklamalarını verdiğimiz bakıcı Gülnaz'la konuşuyor. Ben Kuze'yi sevdiğini düşünüyordum. Niye Kuze'yi bırakıp gitmek istiyor ki? Niye böyle düşünüyor? Hatta ben de kendi kendime üzüldüm yani. Ama benim senin bir derdin, bir problemin yok ki. Feyza Aktan'ın Özcan Deniz ve ailesi için sarf ettiği ağır sözler olay oldu. Alo, tamam konuştuk şimdi. Nazlı hallettik, şey davaya girdi, sakinleştirdik bizi de. O ***'ın matkan vermeyeceğim. Kimseye yansıtmayacağım onları. Nazarı alıp duruyorlar bize. Aynen öyle. Bu sayede o arayıp özür dilettirene kadar bu çocuğu görmeyeceğim. Onlara bir akıl parası olsun. Akılları başlarına gelsin diye benim amacım ne? Yaptıkları hatanın bedelini ödetmek değil mi? Ortaya çıkardığımız belgelerle olayın sırları gün yüzüne çıkmıştı. Ve yayınımızda yorumcularımız Feyza Aktan'ın ortaya çıkan ses kayıtları ve görüntüleri üzerinden fikirlerini belirtti. O kız, o kız değil. Ailesine, annesine, herkese küfür ediyor. Bakın bu ses kayıtlarında bir şeyin çocuğu diyor. O nokta Ç diyor. Sen diyor geleceksin. Benden özür dileyeceksin, o çocuğu da öyle göreceksin diyor. Halbuki Hürriyet röportajında ne diyor? Ben babasında daha güzel vakit geçirsin diye her zaman orada başka bir şey oynatıyorlar onu. Orada vakur bir anne oynuyor. O kız değil. Seren Serengil Feyza Aktan'ın yaptığı açıklamaya şöyle cevap vermişti. Magazin programlarına koşacağına diyor. Evet. Beni şikayet etmeye diyor. Çünkü sen kaçak işçi çalıştırdın o süreçte. Kızın oturumunu almadın. Başvurmadın. O da eğer seni şikayet etseydi o da memleketten dışarıya atılacaktı. Yorumcularımız Feyza Aktan'ın ağır küfürler içeren ses kaydını tercüme ederken bir hayli zorlandı. O küfür bu. O nokta noktaya asla. Evet yani şey, sonu çocuğu olan bir küfür var ya. O asla diyor vermeyeceğim ona diyor. Hani diyordu ki Hürriyet röportajında. Feyza Aktan'ın hırsı stüdyoyu şaşkınlığa uğrattı. Röportajda ne söylüyor hepinize? Diyor ki babasınınla vakit geçirebilir, onu yapabilir, bunu yapabilir. Buradan öyle diyor, asla göstermeyeceğim. Aynen diyor, bu sayede diyor, o diyor, çocuğu da diyor. O nokta nokta çocuğu da diyor. Arayıp özür dilettirene kadar ben o çocuğuna göstermeyeceğim. Aa, hırsa bak! Seren Serengil, Aktan'ın oğluyla olan ilişkisi üzerinden savdolarına devam etti. Evinden gitmek istemiyor çocuk, uykum var diyor, anne diyor. Ay. Ama bu da diyor ki komşusuna göndermek için. Kaan diye diyor sayıkladı evi birbirine kattı diyor. Peki niye göndermek istiyor? O kadar istiyor? Yalancı ki. Yoksa ben tabii ki bir kadının arkasında dururum ama bunun durulacak gibi değil. Ben bu kadının arkasında duramam. Öyle olunca sanki Özcan Deniz'i tutuyorsun zaten. Ya niye tutayım ben Özcan Hayır, Deniz'i? Hayır işte tabela. Ben Özcan Deniz'i tabela. Niye tutayım? Ben orada Kuzey gitmek istemiyorum uykum var diyen Kuzey zorla komşusuna gönderiliyor. Tabii ki ben bu kadının arkasında Aynen. duramam. Feyza Aktan'ın akli dengesiyle ilgili bir hususa parmak bastık. Normal değil. Çocuğu bağırttırıyor. Gecenin bir saatinde çocuğu bağırttırıyor. Baba diye biraz daha bağır diyor. Sana bir şey soracağım ya. İlaç kullanıyor mu bu kadın? Kullanıyormuş. Onu yani da bu akli dengesi... Ya normal değil diyorum normal. Niye bu yalanlar, bu küfürler, bu entrikalar? Türkiye'de herkes inansaydı ve gerçekten senin bu yalanlarına inansalardı. Özcan'ı da linç yapsalardı. Özcan da 5 kuruşsuz kalsaydı dizisine yaptığın gibi bir etki yapsaydın. Kendi o zaman sana bina... kim bakacak mesela? Niye bu yalanlar? Niye bu entrikalar? Niye bu küfürler? Yayınımızda ele aldığımız Feyza Aktan'dan hala bir ses çıkmazken son sözü yorumcularımıza bırakıyoruz. Aynen öyle. Bu sayede o arayıp özür dilettirene kadar bu çocuğu görmeyecek. Hemen bir alo diyelim. Mikader Başkanı, Minik Kalpler Derneği Başkanı Nesrin Ercan hatta. Aynı zamanda hoş geldiniz Nesrin Hanım.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda siz Özcan Deniz'in yengesisiniz, doğru mu? Hayır. Yok, ben yalnız. Özcan Deniz'i 20 yıldır tanıyorum. 25 yıldır tanıyorum. Aile dostuyuz. Aile dostusunuz, tam çok yakın, aileye yakın. Evet, 25 yıllık hayatını, son 25 yılına tanıklık etmiş biriyim. Nesrin Hanım, bu evliliğe şahit misiniz? Yani biz size de hani herkesin yakınları bağlansın istedik tabii ki. Çok da teşekkür ederiz. Şahit miydiniz bu evde, yani bu evlilikte yaşananlara? Tabii. Özcan ilk Feyza ile İstanbul'a geldiğinde benimle tanıştırdı. Ve Feyza ile beraber olmamı istedi. Bir anne, bir abla gibi. Genç bir kızdı, Antalya'dan gelmişti. Ünlü bir erkekle bir beraberliğe hazırlanıyordu. Elimden geldiğince deneyimli bir evlilik geçirmiş, 40 yılı aşkın bir evlilik olan bir insan olarak ünlü biriyle evliliğin, bir evliliği taşımanın yollarını anlatmaya, annelik, ablalık yapmaya çalıştım. Sevdim de bu kızı, bağrıma bastım. Mümkün olduğu kadar yanlışlardan uzak durmasını ödedim. Hatta kendisi beni nikah şahidi olarak rica etti. Feyza'nın nikah şahidiyim ben. Öyle mi? Peki Nesrin Hanım, evet. Neden bu yolunda gitmedi? Ne oldu da bu kız bu kadar, her şey bu kadar böyle rüya gibiyken ne istedi de ne yapmadı bu? Yani neden bunları yaptı? Özcan Deniz ne yaptı? Veya da Özcan ne yaptı? Hani hangisi? Yani ben Feyza'ya tartışmalar başladığında o boşanma sürecine gidip Feyza'nın kıskançlık problemi vardı. Settekilerle sorunları vardı. Çok rahatsızdı. Hatta ben bir gün sordum. Feyza'cığım, Özcan sana bir şiddet uyguladı mı dedim. Dedi ki o kadar akıllı ki bana katiyen şiddet uygulamadı. O biliyor dedi ne olabilir diye. Yani hiçbir şiddet uygulanmadığını söyledi. Ve boşandılar. Benim bu konuya dahil olmam, Özcan'ı çok sevdiğim ve uzun yıllar süren bir dostum olması değil. Ben kişilerin özel hayatına karışmayacak kadar bir hayat tecrübesine sahip insanım. Ama ben çeşitli nedenlerle travmalar yaşamış, bu yüzden de hayata, insanlığa, sevgiye küsmüş çocuklar için çalışan bir derneğin kurucusu ve başkanıyım. Nesrin Hanım, çok güzel yazınızda, yani bir yazınızda size çok daha fazla vakit ayırmak isteriz ama hiç vaktimiz yok. Reklama gideceğiz. Siz de bu arada Feyza'nın söylemlerine alakalı bir yazınız vardı. Oscar'a aday olunur falan gibi, evet, bir cümleler okudum. Bunların açıklamasını isteyeceğiz ama küçük bir ara vereceğiz, evet, ondan sonra lütfen. Tabii, olur mu? Tabii. Teşekkürler. Buyurun. Peki reklama giderken Nesrin Hanım'ı hatta beklettik. Özür diliyoruz tekrar. Nesrin Hanımcığım, minik de bir vaktimiz var. Sizden son cümleleri toparlarsak hemen devam edeceğiz yayına. O röportajda izlediğim Feyza Ak'tan, medya dilini bilen, kamerayı bilen, iyi bir koç tarafından çok güzel çalıştırılmış Oscar'lık bir performans sergiledi. Aslında Oscar oyuncu koçuna verilmesi lazımdı. Çünkü tanıdığımız Feyza Ak'tan'ın ne beden dili, ne düşünceleri, ne anneliğe bakışı o röportajda yansıttığıyla alakası bile yok. Bunlar çok iddialı sözler. İddialı sözler. Evet, iddialıyım. Peki. Ben de aynı kanaatteyim valla. Peki, çok teşekkür ediyoruz Nesrin Hanımcığım. Bu söyledikleriniz çok önemli çünkü 25 yıldır Özcan'ı tanıyan, onlara çok yakın bir aile dostundan bu sözleri duyduk. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi çalışmalar. Bütün dernek çalışanlarınıza da sevgiler ve iyi bayramlar. Seren, biraz sonra ile Gökçe Kırgız'ı alacağız. Gökçe Kırgız'ı, yani gerçek Gökçe Kırgız sonunda. İlk defa Türk televizyonlarında ilk defa şarkı söyleyecek. Bu hakkı elinden alınmıştı yıllardır. Biz o hakkı ona el birliğiyle geri iade ettik.
Biraz eminim sonra ki, ilk defa şarkısını söylerken göreceğiz. Eminim hatta ki kamuoyu da muhtemelen çok mutlu olacak. Çünkü ben de çok heyecanlıyım. Çok baskı vardı Gökçe'yi buraya alalım diye. O da bizi kırmadı. Şimdi onun güzel sesiyle, güzel şarkısıyla. Hatta hiç az sonrası direkt şarkıyla alalım mı? Olur, kesinlikle, olur. Kesinlikle. Efendim Gökçe Kırgız geliyor. Efendim Gökçe Kırgız şarkısıyla geliyor. Hepiniz bekliyorsunuz. Evet, seni hemen alacağız. Berrak ya gel bir şey olmaz. Ayakta kalmasın tabii. Şimdi senin ilk canlı yayının ya. Evet. Hoş geldin hayatım. Merhabalar. Ya. Tatlım hoş geldin. Şunu hemen alalım. Sen o yerleşirken biz senin minik VTR'ni izleyelim. Sen de bir soluklan. Peki. Gökçe Kırgız VTR'si buyurun. Önce şarkısı, sonra ismi, şimdi de sosyal medya hesabı elinden alındı. Yıllardır süren Gökçe Kırgız davasında işler iyice karıştı. Ben de mi mağdur oynayayım? Ağlayayım mı her gün? Ayakkabımı değiştirdim. Yani ama senin mağdur oynayabilecek durumun ben yok. Ben mağdurumum şu an. Hayır, mağdur sen ismi çalan sensin. Taraflar yeniden karşı karşıya geldi. Olay yine aynı soruda düğümlendi. Gerçek Gökçe Kırgız kim? Daha 17 yaşında bir lise öğrencisi olan Gökçe Kırgız, 2006 yılında kalbime gömelim o zaman diyerek adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Ancak şarkıcının sesi bilinirken yüzü hiç bilinmiyordu. Bunu fırsat bilen Merve Doğan şarkının peşine düştü. Gökçe Kırgız ismiyle sahneye çıktı, albümler çıkardı. Merve Doğan şarkının sahibi olarak televizyona çıktı. Gökçe Kırgız olduğuna kimse inanmadı. Ancak vazgeçmedi. Merve Doğan Gökçe Kırgız'ın sessizliğinden faydalandı, iddialarına devam etti. Hatta öyle ki zamanla Kırgız'ın sadece şarkısını değil, ismini de çaldı. İsmini Gökçe Kırgız olarak değiştiren Merve Doğan, Kalbime Gömerim o zaman şarkısının sahibi olarak kendisini tanıtıp şöhreti yakaladı. Gerçek Gökçe Kırgız'ın şikayetiyle birlikte de taraflar karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz ay davanın ilk duruşması İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya avukatıyla birlikte katılan Gökçe Kırgız, 252 bin liralık tazminat talep etti. Ancak gerçek Gökçe Kırgız asıl şoku sosyal medya hesabının kapatılmasıyla yaşadı. Sahte Gökçe Kırgız'ın da olayın kendisiyle bir ilgisi olmadığını, bu işten çok sıkıldım diyerek dile getirdi. Haberlerin ardından söylemezsem olmaz yerine katılan Merve Doğan, sahne adıyla Gökçe Kırgız Taner bu bir patent davası diyerek gerçek Gökçe Kırgız'ın mağduriyetini görmezden gelmeye devam etti. Şu anki yaptığımız hukuk mücadelesi tamamen isimle alakalı. İsime hizmet eden kim? Bunun davasını yaşıyoruz. Şarkının kendisine ait olduğunu iddia etmeye devam eden Gökçe Kırgız Taner ismini değiştirerek hata yaptığını itiraf etti. Şöyle bir durum oldu. Artık nasıl bir durum oldu biliyor musun? Sen benim şarkımı çaldın öyle mi? Benim şarkımla tanınıyorsun. Evet. Ben de senin o zaman adını sahne adımı alırım. Mantığına girdim ben o küçük yaşlarda. Hatam kabul bu. Kabul ediyorsun. Kabul sen. Ediyorum. Çünkü buna rağmen özür dilemedi. İşin yani, en kötü tarafını ismi. Anlatacağım size. Ben ilk günden beri Merve Doğan olarak bile çıktığım o TV kanallarında ki bir tane kanala bir tek Bülent Ersoy'a konuk olmadım ben bu arada. Birçok TV kanalına konuk oldum. Her zaman Merve Doğan olduğumu söyledim. Ama sahne hayatımı, sahne adımı bu şekilde devam ettireceğimi söyledim. İsmini değiştirmekte haklı olduğunu ileri sürerek test edirdi. Peki neden yani? Şimdi mesela Gökçe çünkü Kırgız beni hırsız önemli. İlan ettikleri için. Hala Gökçe Kırgız isminin kendisinin hakkı olduğunu savundu. Gökçe Kırgız önemli bir isim, şöhretli bir isim. Ama o şöhreti değildi. Ben yarattım şu an. Hayır, o zaman ha, değildi. Değildi diyor. Evet, o bunu zaman değildi. O zaman değildi. Yıllardır bu konuda mağdur olan gerçek Gökçe Kırgız şimdi söylemezsem olmaz'a konuk oluyor. Gerçek Gökçe Kırgız olduğunu neden kanıtlayamıyor? İsminin çalınması hayatını nasıl etkiledi? İsim hırsızlığına daha önce itiraz etti mi? Gerçek Gökçe Kırgız, Merve Doğan yani sahte Gökçe Kırgız'ın iddialarına cevap veriyor. Gökçe, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Biz sürekli Gökçe ağırlıyoruz programda. Evet. Biz hep Gökçelerdeyiz yani. Gökçe evet. Kırgız. Hep Gökçe. Yani ülkede enflasyon yok. Ülkede sadece Gökçe Kırgız'a enflasyonu var. Gökçe Kırgız'a enflasyonu var. Evet. Hoş geldin. Senin babanın soyadı Kırgız mı? Evet, Kırgız.
Baban bayağı yani kırgız ben miyim diyorsun? Ya aslında kırgız değiliz tabii ama doğduğumdan beri yani 32 senedir evet Gökçe Kırgız olarak kullanıyorum. Peki nasıl bir şey babadan geçmiş bir soyadı için ve bir kimlik için ve kimlik de sana ait bir kimlik için kaç yıldır mücadele veriyorsun? Hı hı. Kaç yılı mahkemelerde geçti? Yani benim şarkıyla alakalı 7-8 sene işte aslında 2007'den 2008'den beri diyeyim mahkemelerdeyim maalesef. Bu hanımın senin ismini alması ve işte bu süreç kaç yıl? 2013'te kendisi ismimi aldı. 2015'te ben bunu öğrendim. Gelen bir ihtarnam meyle bahsetmiştim. Evet. Neden itiraz etmedin madem öyle? Şöyle 2013'te isim değişikliği yapmış kendisi evet. Ama benim bir yıl itiraz sürem varmış. Tamam. Ama ben o tarihte isim değişikliği olduğunu bilmiyordum. 2015'te bana gelen ihtarla öğrendim. İki yıl sonra öğrendim. Evet. Bilmediğim için. Okay. Ama o zaman da hakkın gitmiş oldu. Evet. Tabii. Bu da ne çok sorulan bir soru ya. Hı-hı. Neden itiraz etmedin? Durdun da şimdi single yaptın onun için mi acaba bir şey yapıyorsun? Yok şu anda. Hatta, yani. Her şeyi soralım ki. Hatta bunu özellikle söylemek istiyorum. Şöyle bir algı var. Şimdi ortada hiç sanki böyle çıkmış hani 2006'da patlamış bir şarkı yoktu. Hani duyulmuş bir ses bir Gökçe Kırgız aynen. ismi sanki böyle sıfırdan bir şey var edildi de ben de böyle 14 sene sonra çıktım hop diye onu böyle geri almaya çalışıyorum sadece ismim Gökçe Kırgız olduğu için. O şarkıyla ödül aldın mı sen? Evet aldım. O şarkıyla ödül alan tek Gökçe Kırgız evet, sen misin? Evet. Nereden yandı? Çok güzel soru. Kendimi de manyak gibi hissediyorum. Ne kadar zor bak, bir şey değil mi? Evet. Her şey. O gün o yüzden sordum. İşte. Çünkü aynen. o şarkı yani bu bildiğimiz herkesin bildiği şarkıyla sen o ödülleri aldın değil mi ödülü? Hı hı. Evet ve yani MÜYAP müzik ödüllerinde almıştım ödülü zaten. Hani MÜYAP'ın da saçma bir şekilde ki, böyle bir ödül vermesi mümkün değil tabii ki de. Ve müzik sana kaldı. Evet beste bana beste kaldı. Beste sana kaldı ve zaten sen de o besteden şimdi başka bir şarkı yaptın. Yani aynen. bu şarkı hırsla döndü herkes için. Aslında şarkının hırsı değil bu. Ben şimdi sürekli kendimi ispatlamaya çalıştığım için şarkıyı da ben söylüyorum dediğim için. Ve şu anda da şarkıyı seslendirmediğim için diğer davadan ötürü. Tabii insanlara bir alternatif sunma zorunluluğu hissettim. En azından benim sesimdeki o tınıyı duyarlarsa. Bu şarkı sözlerini çok beğendim ben. Teşekkür ederim. Oh. Zaten şey gibi diyorlar biraz devamı olmuş işte daha. Sözü kim yazdı? Sözleri ben yazdım. Bak çok güzel sözler. Sonra bir şey çıkmasın sonra. Yok bu sefer her şey önceden aynı. Ama burada bir şey söyleyeceğim. burada enteresan olan ne biliyor musun? Bütün bunları zaten okumuş, ödülünü almış falan. Yani daha önceden bu şarkının varlığı var. Bu kızın varlığı var, ismi de var. Öbürküsü diyor ki şarkı benim diyor. Evet benim diyor. Ha. İsmi de diyor ona kızdım diye aldım diyor. Evet bir hata yaptım diyor. İsmi aldım diyor ama şarkı hata benim yaptım diyor. Diyor ama geri benim demiyor. Biz ikna edemedik hayatım. Geldi ya bak çok da seviyoruz onu da seviyoruz. Seviyoruz. Biz seni hiç tanımıyoruz. Seren de ben de. Hani Bilcan zaten onun arkadaşı ama ben de kocası da benim arkadaşım. Kocası benim hiçbir şey ama yani doğruyu söylemek için bir neden değil bu. Diyoruz ki sen değilsin yani. Geri adım atmıyor. Çok enteresan. Vermeyeceğim dedi en son. Dedim ki bak dedim sana seni de düşürüyor bu. Çünkü sen değilsin. Ve bu konuşuldukça bu sana yarıyor biliyorsun. Tabii sana hizmet ediyor. Herkes ve sana böyle şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 2-3 tane konu başlığı için çok mesaj almışımdır. Yani hani teşekkür hı-hı. mesajı özellikle. Seninle ilgili herkes dediler ki yani o kızın arkasında durduğunuz için hani program olarak hı-hı. yani çok teşekkür ederim. Çünkü Gökçe o dediler. Yani ama bunu yani ne kadar çok mesaj geldi sana anlatamam. Demek ki artık seni hep tanıyor insanlar ve sen Gökçe Kırgız olarak yani damanı evet. kazandın. Yani kimliğini kazandın yani. Bu çok önemli yani bir şey. Manevi yani. Olarak manevi kazandın. Kazandın. Yani, teknik anlamda yani. Bir sorun var ama yani Türkiye Cumhuriyeti'nin iki tane yani. Şu anda devam eden işte davanız var ama sen manevi olarak belki de bu savaşı kazandın. İçin rahat mı? Ya içim şu anlamda rahat. Ben aslında senelerce hani bana o hiçbir şey yapmadın denilen süreçte aslında benim kendi müzik sayfam vardı Facebook üzerine ve ben orada paylaşım yapıyordum aslında. Sesimi duyurmaya çalışıyordum ama tabii ki de bu şekilde hani kanallara çıkmak vesaire gibi bir imkanım yoktu zaten. Kendi çapımda sesimi duyurmaya çalışıyordum ve sürekli buna itibar edilmemesi gerektiğini. Hmm. Hani sahneye çıkan başka birisi olduğunu aslında defalarca söyledim. Ay yazık ya korkunç bir şey. Hani sesimi kendimce duyurmaya çalıştım aslında ama tabii bununla alakalı ne kadar hani kendiniz bir sayfadan netice alabilirsiniz? Çünkü şarkı tutmuş. Yani No Name birisinin şarkı tutturması YouTube'da
Çok önemli. Bir şey. Bu loto gibi bir yani, şey. Hani, vurdu. Tabii, o vurgunu şimdi, yakaladın. Yani şu gün eğer bunlar olmasaydı 6-7 yıl içerisinde belki Gökçe Kırgız çok büyük paralar kazanıp başka albümler yapacaktı. Önü kesilmiş oldu böyle. Telif durumları ne oldu bu arada? Artık onun müzik. Telif durumlarıyla alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim. Karşı tarafın telif aldığına dair bir iddiası var çünkü. Evet, Temmuz ayında aldım diyor. 2007'nin Temmuz ayında diyor. Ağustos'un başı diyor. Evet, yani şu anda da telif aldığını söylüyor zannedersem düzenli olarak. Evet. Ama bizim bununla alakalı şimdi bir hukuki sürecimiz olduğu için biz oradan zaten bu belgeler isteniyor biliyorsunuz ki mahkeme tarafından. Teknik olarak. Gelen bir aslında şey de var. MSG raporu da var. Hiçbir telif ödenmediğine dair. Aynı şekilde MSAM ve MSG'den bu şarkıyla alakalı bunu bir... Bunu da mı hayali söyledi bize? Yani zaten... gelen rapor bize MSG tarafından ve mahkemeye gönderilmiş. Neden anlamak istemiyorsunuz? Şarkı onun falan değil. Evet de ne bileyim. Şarkı onun değil. Hatta şarkının yılına bak. Gazetelerdeki olduğu zaman. Ya, tamam şimdi ben de giderim. Ben de giderim bir yere. Siz onu tasdiklememişsinizdir. Giderim ama o onun elindeki delillerle onu çürütürse zaten bizim programa... Baltını al götür mahkemeye kazanacaksın. Çünkü ben ona orada itiraf ettirdim onu. Dedi ki ben dedi kabul ediyorum böyle olduğunu. Benim ona sinirlerim bozuktu işte beni kızdırdı dedi. Bunu yaptım dedi. Ben de bunu öyle yaptım mi? Dedi. Ben de bunu yaptım dedi. Ama bundan 5-6 yıl önceki konuşmasında da o ses de benim diyordu. Senin sesin de benim diyor. Bu arada zaten. Gökçe Kırgız Taner'in söylemek istediği bir şey olursa bize yazabilir. Yani bağlanma olarak karşılıklı yazabilir. Getirmeyelim istiyoruz. Yazmadım öyle bir rating artık savaşımız yok. Artık bir şey yok ki. Artık hayır, ismini geri verecek bu kızın. Aynen. Bence de. Yani çok kabak tadı verdi. Yemin ediyorum ki hani diyor ki 8 tane şey single çıkardı. 8 tane single'ın kimse duymamış ki 8 tane ben, single çıkardı. Ben Gökçe yani, Kırgız Taner'in yerinde olsam zaten artık hizmet tabii. Sana... Yani tabii ben şu an hayal Gökçe Kırgız dediğimde herkesin aklında sen oluşuyorsun. Sen varsın tabii ki. Ve hayal kırıklığı bir de kırgınlık var biliyor musun? Birisinin senin hayatını çalmış olması var. Mecazi anlamda diyorum hani çok da artık yüklenmeyeyim diye. Hayatı çalınmış bir kadın var karşımda biliyor musun? O kadar acıyor canım. Yani bu kız şimdi bir şey tutturmuş. Zaten bir şöhret olmak falan o kadar kolay bir şey değil. Şarkı da tutmuş. Ondan sonra şarkı elinde alınmış. O yetmemiş isim elinde alınmış. Şimdi de onun tekrardan bir şeyler yapmasına da engel olunuyor. Düşünsene Instagram buna gerçek diyor ki sen gerçek değilsin ki diyor. Sen sahtesin diyor. Yani çok büyük korkunç bir şey. Gökçe, o yüzden bence bütün sosyal medyadaki bütün arkadaşlara sesleniyorum ve biz buradan. Zaten çok izlenen bir programımız ama senin de sözlerini alalım bu konuyla alakalı şimdi. İstediğin şey ne? Ne istiyorsun? Aslında benim en çok rahatsız olduğum dediğim gibi şu. Şimdi ben hani 9 yıllık şey özür dilerim 14 yıllık hani 9 tane single yaptım vesaire muhabbeti var onun için söylüyorum. Hani sanki çok büyük bir emek harcanmış dediğim gibi sıfırdan bir şey yaratılmış da ben şu anda o arada geçen süreye ve konuyormuşum. Evet. Ve saygısızlık yapıyormuşum. Hani ben sanki bir emek hırsızlığı yapıyormuşum gibi bir durum var. Onu yapmak olay o. Ama kimse öyle ama işte böyle bir şey yok. Yani dediğim gibi zaten bu bir müzik ve ses savaşı değil aslında. Hani bir de şimdi böyle bir şeye çevrilmeye çalışılıyor bu. Hayır bu isim savaşı abi. Kimlik. Hani, kimlik. Çünkü ben şu şekilde de... Patentse. Hayır patent falan değil abi. Onlar teknik başka şey. Hayatı çalınması, isim soyadı çalınması. Ne dedin? Kendi babasının verdiği isim yani. Şimdi şöyle tepkiler de geliyor bana mesela. Hani tamam anladık senin isim davan var. İşte gerçek Gökçe'sin de işte hani o tarafını ortaya koyduğu hani bir işte müzik kariyeri var vesaire. Hani sen o zaman hani şimdi ne yapıyorsun onu görelim vesaire. Ya da işte ya şimdi sen başarısız olursan. Hani o zaman ne, size ne? Ben onu da şöyle söylemek istiyorum. Ben başarısız olursam da kendi ismimle başarısızlığımı sonuna kadar taşımaya da razıyım. Hayır bir dakika arkadaşım Oscar ödülü almıştı biz mi bilmiyoruz. Hayır. Yani. Bizim emeği çok komik ya. Diyor bizim, ki yani şimdi ismini geri alırsan diyor ya sen başarısız. Sana ne? Ha böyle İsmi, denirse hani, böyle derim ben. Olmaz. Dersin tamam ama diğerinin başarısızlığı ya da şeyini konuşamayız. Hani çok başarılar yapmamış olur ama emekler vardır. Sen de biliyorsun. Bir tane tabii, şarkı ben de söylüyorum zaten. Emek. Hatta şöyle ben en büyük saygısızlığı başta kendisine yaptığını düşünüyorum. Madem bu kadar güzel işler yaptığına inanıyor. Sesini beğeniyor niye musun? Benim ismimi? Yani... Şimdi tabii ki de dinliyorum. Yalan söyleyecek halim yok yani bu olaylar yüzünden şarkılarını duyuyorum tabii ki de. Bence hani kendi sesinde ve müziğinde hiçbir sorun yok zaten. Evet. Ve aynı zamanda da buna istekli ve zaten bunu isteyen yani bu konuda bir hırsı var. Başarmaya bence çok müsait ve bu şekilde kendi adıyla gidebilir. Ben yani aslında bunu söylüyorum. Herkes onu aynı şeyden en büyük saygısızlığı bence kendisine yapıyor. Çünkü yani
olmadığınız biri gibi davranıyorsunuz. Neden? Böyle bir şeye ihtiyacın mı var? Yani ama zamanında... sana hizmet ediyor. Aslında para, kazandığı paranın yarısını sana vermek zorunda. Çünkü senin adına bu kullanıyor. Bu da para bölümüne takıldı biliyorsun. Aa, sinir oluyorum ama. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Benim adımı kullanıyor. Benim her şeyimi yapıyor. O zaman kazandığı Allah parası benim, yarısı benim. Birisi Seren Serengil'in adını kullanmış olsaydı. Ben izin işte vermem. Sana güzel bir ders verebilirdi. Ama... Tabii. Kim izin sen verir misin? Hayır, hayır. Ne münasebet yani, benim babamın soyadı, babamın bana vermiş olduğu isim. Gelecek bir tanesi, konacak gelecek. Konacak her şey. Konumuzda konamaz işte her şey. Bak bakalım ne olacak. Neler söylemek istiyorsun? Yani işte, devam edecek misin müzik kariyerine? Tabii. Evet, müzik kariyerime devam edeceğim. Yani dediğim gibi ben hani eğer başarılı olacaksam, başarısız da olacaksam bu benim adım ve ben beni seven, evet beni tabii seven ve beni dinleyen, zaten hani ben hiç ortada yokken bile böyle ısrarla bir şekilde beni takip eden bir kitle vardı zaten. Ben o insanlarla müziğimi yapmaya devam ederim. Hani zaten ben işte çıkayım da işte bir şey yıkayım, onun yerine ben oturayım. Hani hiç böyle bir derdim yok zaten. Sen zaten ben... kendi isminin yerine oturmak istiyorsun o kadar. Aynen öyle. Yani. Sadece kendi ismimle kendi ismimi yapmak istiyorum. Ya o kadar da net ki söylediğin sözler. Hı-hı. O kadar anlaşılır ki. Keşke aslında... güzel bir Gökçe bize mesaj yazsa. Ay, hiç bizim ona ihtiyacımız olur yok. Aynen. Bence burada Gökçe Kırgız'ın herkes bugün şu anda elinizde telefon vardır. Herkes story'e bir tane Gökçe, evet, Kırgız fotoğrafı paylaşsın. Onu etiketlesin. Evet, yani ona böyle destek verebiliriz çünkü yani. Gökçe Kırgız müzik. Bir daha söyle. Şey, Gökçe Kırgız, rica ederim de reji versin alt yazı. Çünkü evet, şöyle Gökçe, kızın sürekli sayfası kapanıyormuş ya. Bak bana. Onu biz bir verelim. Hah, canlı yayında da Seren desteğini de yapıyor. Diyor ki Gökçe Kırgız'ı diyor şimdi böyle çekin diyor fotoğrafını. Evet, şu anda koyun ben diyor sayfalara. Gökçe'yi çektim. Teşekkür ederim. Bir dakika çocuklar, benim takipçilerime söylüyorum. Güzel çık. Güzel çıktı mı, bir de ona bak. Evet. Sen şey yap. Facebook'la yap. İki bilmem ne. Bir şey sen o resmi yükleyene kadar artık 7 saat geçer. Hayır geçen. Şu anda ya, ben yüklüyorum. Siz de benden repost edip Gökçe Kırgız'a. Gökçe'nin o olduğuna dair. Gökçe'yi seviyoruz göre, ya da Gökçe'yi bir şey. Gökçe'yi seviyoruz diye. Instagram adresini de altta verelim. Çünkü evet. Biz gerçekten kitabın her zaman ortasından konuşan bir program olmaya çok dikkat ettik. Gökçe ile beraberiz. Story Öz çekiliyor Gökçe yayında. Canım benim, hoş geldin. Başarılar diliyoruz. Ve her siz zaman de destek olun. Evet, her zaman da doğrunun ve haklının yanında, evet, olmaya ya gayret gösteren bir programız. Biz Gökçe Kırgız Taner'i, şu an kimlik ismi öyle olduğu için öyle hitap etmek zorundayım. Diğer türlü suç. Gökçe Kırgız Taner'i yayına aldığımızda da ona hatalarını ve aslında sesinin senin söylediğin gibi güzel olduğunu söylemeye çalıştık. Kendi yolunda devam edecek, belli ki savaşacak. Ama sen de ben de bu savaşta varım dedin. Evet. Artık bir şey sorayım Gökçe, artık varsın. Gökçe yani Kırgız artık, neydi? Sen bu camiye... Gökçe Kırgız, evet, müzik değil mi? Onu bir hallettik. Nokta müzik mi? Gökçe Kırgız müzik. Yok. Tamam. Müzik Kırgız şey, olacak. İngilizce. İngilizce. Halledeceğim mi canım? Yaptın mı? Yok. Şey, tamam. Ya, müzik. Aynen. Seni seviyoruz Gökçe Kırgız müzik dedim ben. Peki şimdi canlı yayında gördüğünüz gibi bir destek var. Tabii, tabii ki ya. İnsanlar her şeyi... Bu tepki herkes... biliyor musun? Bu mu? Yani bizim, bu değil mi? Gökçe bir ekran. Gökçe'nin tam karşıya aynen, bak. Aynen. Evet, evet, onu takip Gökçe'nin ediyorsunuz. Gökçe'nin sayfasını takip ederseniz. Storylerinize de benim story'e atmış ama olduğum gibi. Ama ben Bircan'dan da istiyorum. Bircan'dan özellikle istiyorum. Tabii ben çünkü de Bircan hemen öbür Gökçe'nin arkadaşı. Ama ben şimdi... Ama sen hep hak veriyorsun. Ben her zaman, evet, ben onunla yıllar önce konuştum. Ben evet, onun... ama masaya getirmediniz galiba. masaya getirmediniz çünkü galiba. Çünkü aramızda kalacağına birbirimiz adına söz verdim. Olmaz. Masaya getirseydin güzel olur. Sus bir. Allah Allah. Artucum aradan çekilirsen. Gökçe Kırgız müzik. Adını sevdiğini da söyle. Daha. Seviyorum tabii. Yıllar önceden konuştum. Şu an canlı yayında bana story çektirdi. Herkes de bizi izliyor. Çünkü diğer Gökçe arkadaşım diye ama. Onu da etiketle ki. Yok, ben seni etiketliyorum. Ve herkes de her şeyi görsün. Tamam, biz her bana, zaman ben de tekrardan müziğe döndüğün esnada yani imajla alakalı bir şeyler yenilenmek istersin. Bir şey yapmak istersin. Elimden ne geliyorsa yani yanımdayım. Teşekkür ederim. Yani sen çok değerli bir kızsın. Çok da güzel bir sesin var. Teşekkür ederim. Bir de haksızlığa uğramışsın ya. Benim için yeterli zaten. Yani haksızlığa uğramış çünkü. Ama eşinle tanıştım. Seni çok destekliyor. Burada. Evet. Ha, evet. Tabii bir de böyle bir algı var. Hani evet, bugüne kadar işte neden hiçbir şey yapmadın? Eşin mi izin vermiyordu diye bir durum var ama öyle bir şey asla yok. Yani siz de tanıştığınızda. Ben hatta senin için yayına gelsin dedim. Yok yok, eşi izin vermiyor. Niye vermişsin? Reklama eşi gideceğiz. Dediler, şimdi musun? Reklama gideceğiz ama reklamdan sonra yine bir süremiz var. Senin son sözlerini alacağız ve tabii ki hep birlikte bayram mesajını da vereceğiz. Çünkü tabii yarın bayram. Şimdi minicik bir ara, sonra dördümüz
bir bayram mesajı vereceğiz buyurun. Az sonra. Peki artık programın sonuna geldik yavaş yavaş. Senin bir teşekkürlerin var. Onları da iletelim evet. istersen hemen. Ya öncelikle ben gerçekten Beyaz TV ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bilal Bey'e ve sizlere. Size de bir canım. Çünkü neticede sizin bir özel durumunuz var. Her zaman. Gerçekten Arto Bey size de çok teşekkür ediyorum. Ve Serhan Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Biz çok mutlu olduk. İlk defa bu kadar çok desteklendiğimi ve bu kadar çok sesimin duyulmasına müsaade edildiğini ama düşünüyorum. Ama biz de senden çok iyi bir şarkı bekliyoruz. Tabii tabii. Devamı en yakın gelsin. Zamanda. Evet. Aynen. Devamı zaten gelsin bir işe yarasın en azından. Aynen. Bir de bir arabesk patlatırsan... Var sende o çünkü. Bir teşekkürlerini de alalım yarıda kalmasın. Yine aynı şekilde beni senelerde böyle destekleyen Ozan Özkay var sevgili yapımcım. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Selma Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bir de benim sesimin ilk duyulmasına vesile olan sevgili Ali Eyüboğlu'na gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve Bülent Seyhan'a hep çok teşekkür Ali ediyorum. Ali Eyüboğlu'nun iyi adam ama değil mi? Evet. Çok seviyorum Ali Bey'i. Evet ona da biz de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet. Sana da başarılar diliyoruz. Bir de bayram mesajı evet. insanlara, izleyicilerimize. Herkesin bayramını kutluyorum. Dilerim sevdikleriyle artık böyle pandeminin bittiği, COVID'in bittiği çok güzel günlerde daha güzel bayramlara kavuşuruz bir an önce inşallah. Evet aslında biz yarın evet. varız. Yarın Rubato bizde. Bayram, bayram gibi bayramız. Evet yarın bayram özel programımız var ama biz yokuz. Ben Maldivlere gidiyorum. Bundan bilmiyorum nereye gidiyorlar. Ben bizim evin Bodrum katına doğru. Ben benim evde balkonda güneşli. Küçük yapımcı Kıbrıs'a bu Maldivlere senle ben. Ben sana gelirim aşkım. Gel aşkım ya. Peki o zaman herkese iyi bayramlar. Hoşçakalın. Her şey çok güzel olsun.